Maide suresi 33. ayette geçen terör suçunu işlemiş biri tövbe edip pişman olduğunda örneğin cezası ne olur? Maide suresi 33. ayeti şimdi bakın burada Allah'a ve Resulüne karşı savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası. Yani terör suçu işleyenlerin cezası. Yaptıkları suça göre zaten cezayla suçla ceza dengesi vardır. Başka ayetleri okuduğumuz zaman görürüz. Ve cezayı seyyiyetin seyyiyetin misladır Allah-u Teala. Yapılan bir kötünün cezası onun dengi bir kötülüktür. Bu insanda yapmış olduğu duruma göre öldürülmeleri, ya bir adam öldürmüşse öldürme cezası, asılmaları, tabi duruma göre öldürmüş, ayrıca yol güvenliğini ortadan kaldırmış, mal almış, mal güvenliği ortadan kaldırmış, işte asılmaları, ellerinin ayaklarının çapraz zaman kesilmesi durumuna göre yahut o yerden sürülmeleridir. Yaptıkları duruma göre yani sürgün edilmeleri. Bak hapis cezası yok. İslam'da hapis cezası diye bir ceza yoktur. Bu cezalar onlar için dünyadaki bir rezilliktir. Ahirette de onlara büyük bir azap vardır. Ondan sonra bu sorunun cevabını Cenab-ı Hak veriyor. Diyor ki ancak onları ele geçirmenizden önce tövbe edenler bunun dışındadırlar. Ele geçirmenizden önce tövbe ederlerse dışındadırlar. Nedir? Verdikleri maddi zararlar sadece onlardan alınır. O diğer cezalar, terör suçu gereği burada anlatılan diğer cezalar uygulanmaz. Yani diyelim birisinin 100 lirasını almışsa o 100 lirayı geri verir, bir 100 lira daha verir. Çünkü yaptığının dengiyle cezalandırılması gerekir. Ya da işte bir kişi öldürmüşse o kişinin mirasçılarına hak tanınır. Mirasçıları onu affedebilir ya da ondan diyet de isteyebilirler. Bu şekilde yani cezası bu şekilde dönüşmüş olur.